Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoru sunar. Fatih Bey selamlar. Selamlar Emek'ciğim. Nasılsınız Fatih Bey? Vallahi aslında daha iyi olabilirdim. Ne yazık ki kızlarımız kupaya, daha doğrusu olimpiyatlara veda etmek zorunda kaldılar. Allah var buraya kadar iyi geldiler. Kendilerini her halükarda Türkiye'yi büyük bir başarıya temsil ettikleri için, Türkiye'nin ne diyeyim olimpiyattaki yıldızını, spordaki yıldızını hep yukarıda tuttukları için bu kadarına bile aslında teşekkür ederiz. İlk defa olimpiyatlarda son dörde kaldı kadın voleybol milli takımız. Daha doğrusu bir, bir takım sporunda ilk defa olimpiyatlarda böyle bir noktaya kadar getirdiler bizi. Gönül ki İtalya'yı bu kez yenelim ve finale çıkalım. Ama olmadı. Grup aşamasında da yenildiğimiz, 3-0 yenildiğimiz İtalya'ya bir kez daha boyun eğdik. İtalya'ya demek ki bizim şansımız mı tutmuyor, ne oluyor? daha Gerçi daha önce yenmiştik İtalya'yı biliyorsun. Ama bu kez olmadı. Yine de kızlarımıza teşekkür ederim. Dediğim gibi daha iyi olabilirdik. Ama bunun için bile onları bir kez daha alkışlıyoruz. Bütün hepsini, bütün takımı. Fatih Bey bunu da söyledikten sonra ben yine gündem başlıklarıyla... Valla aykırı pek bir Cuma günü gündeme gireceğiz ama istersen e, gündeme girmeden önce dün burada yaptığımız geyikle ilgili biraz sana <laughs> bilgi vereyim dün ben burada e, toptan bahsederken bu sene e, ligin e, oynanacağı ligin resmi topu e, pumadan bahsederken işte Türkiye ile ilgili özel bir tasarım falan demiştim İşte ben de kendimce bu tasarım bu çözmeye çalıştım fakat çözemedim. Ben sonunda şeyi e, pumayı'nın kendisini e, Boğaz, e, şeyde halici e, dedim. Pumacılar da sağ olsunlar bana hemen bir bilgi yollamışlar. Hatta <laughs> ki, o görseli de koyarız e, Koyalım şey. o görseli de sana gösterdim. Yani. Topta ne, neyi simgeliyor demişler. Diye onu anlatmışlar. Biraz ince bir düşünce olmuş. Benim kalın kafam onu o ince <laughs> görüşü yapamadı. Ama bayağı bir işte köprülerdeki köprülerin mimari yapısından esinlenen bir şey yapmışlar. Ben onu algılayamamıştım. Fuma da onu anlattı bize sağ olsunlar. Bir de Teşekkür ediyoruz. Bana iki tane forma yollamışlar. Ee, Galatasaray forması. Ben de onları bizim izleyicilerin iki tanesine hediye edeyim. Bari nasıl bir yöntemle yaparız bilmiyorum. O senin işin ama izleyicilere hediye ederim onları. Rastgele hediye ederiz. Çünkü öbür türlü çekiliş Yok, izin almak yapamayız. gerekiyor. Yapamayız. Bir şekilde sen onu organize et. Onu da izleyicilere hediye edelim. Ee, bizim ekip çökmezse Saşa. <laughs> ekip ekip çökmesin. İzleyicilere verelim. Vallahi. Anlaştık. olacak diyorsan onu bilmem tabii. Yok yok bir şekilde organize ederiz. Ben de biraz dersime çalıştım Fahri Bey. Dün biraz bilgisizdim bu konuda. Hı hı. Zaten biz top üzerinden konuşuyorduk da zaten bir sürü takıma şeymiş. E, ligin yarısı neredeyse süper ligin yarısına sponsorlar yani forma sponsorları. Galatasaray, Fenerbahçe falan hepsi Puma'dan gidiyorlar bildiğim kadarıyla. Ee, o yüzden yani, yani bir şey yok. basketbol yani. takımına da voleybol takımına da. kadın voleybol milli takımımızın da sponsoru aynı zamanda forma sponsoru. O yüzden iyiler yani. Yani ben de biraz bu konularda biliyorsunuz cahil Sen oldum. Sen spor, işte. spor konusuna pek <laughs> yakın değilsin biliyorum. <gülüyor> yakın <gülüyor> Aslında akıllı insanlar yakın olmuyorlar pek spor konusuna. Melal de pek girmiyor çünkü Türkiye'deki ortam kötü. Yani öyle abuk sabuk tartışmalar yapıyorlar ki her şeyin üzerinden insan spor adına üzülüyor. Halbuki olimpiyatın güzelliğine bak yani. Şimdi Fransa'yı organizasyon üstü falan eleştiriyoruz ama yani serede derken de finalleri, finalleri özellikle atletizm seyrederken vallahi büyük keyif alıyorum. Ben de aynı şekilde de keşke biraz daha altın madalya toplayabilseydik. bugün, yarın ve öbür günde hem kapanış törenini hem basketbol finalini bir sürü şeye de gideceğim yani. Fatih Bey bunları da söyledikten sonra ben yine sizi sinirlendirecek başlıklara geçeyim. Geç hadi geç. Sinirlenmiyorum kararlıyım. Doktorum tavsiye etti sinirlenme dedim. <laughs> Şimdi Fatih Bey gündemin ilk başlığı erişim engelleri. Hı <laughs> hı. Roblox. Yani ben yine bundan da pek haberdar değilim. Bu çocukların, gençlerin daha çok oynadığı evet, bir dün, oyundur. E, dün ben biraz e, araştırdım konuya da, baktım da e, sonrasında. E, konuşuruz, evet. Şimdi Instagram'ın üzerine Roblox da engellendi. Evet. İşin garip tarafı da şuydu benim için. AK Parti Dijital Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman Dayman. dedi ki, milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor dedi. Şimdi... Yani bir referandum mu yapılmış? Kaç kişi kapatılsın istiyor falan. Onlar ayrı tartışmalar ama herkes bir şeyin kapatılmasını ister. Herkes bir şeyden rahatsız olur. Yani bir sorarsan anket yap. Türkiye'de açık hiçbir şey kalmaz. Çünkü 10 on kişi onu ister, 5 kişi. Herkes kendi meşrebine aykırı olanın kapatılmasını istiyor ve olmamasını istiyor. Bu Medeni ülkelerde biraz daha azdır, bizde biraz daha çoktur ama genelde dünyada da böyle bir şey var. Yani herkes benim sevdiğim açık kalsın, benim sevmediğim kapansın ister. Burada mühim olan Kantar'ın topuzunu doğru ayarlamaktır. Elbette ki sınırsız bir özgürlükten kimse söz etmiyor. Bu Roblox meselesi üzerinde ele alırsak bunu. Yani Roblox bir oyun, 2004'te kurulmuş bunu yapan şirket, 2006'da ilk oyunu yayınlamış. Bu bir oyundan diğerde bir oyun platformu. Ve baktığın zaman bununla ilgili dünyada da tartışmalar var. Yani içindeki cinsel içerik, çocukları rahatsız edecek, çocuklar, çocukları yanlış edecek cinsel içerikleri dünyanın her yerinde de tartışmalar var. Ve zaten ilgili şirket de Roblox'ta e, bu tartışmaların bir parçası olarak elinden gelen düzenlemeleri yapmaya çalışmış hep. Ama internette bir şey olduğu zaman bunu temiz tutmak her zaman çok kolay olmuyor. Böyle baktığın zaman... Sonunda interneti komple kapatırız ki bunu yapan dünyada ülkeler de var zaten biliyorsun. Kuzey Kore falan gibi ülkeler var. Bunlar interneti komple kapatıyorlar. Kendilerine öz, özel bir pozisyon hazırlıyorlar. Evrenselliğini ve o bilgi kaynağı olma ya da iletişim kaynağı olma özelliğini ortadan kaldırırlar. İşte İran da biraz öyle yapıyor. Kuzey Kore de biraz öyle. Biraz diyeyim, bayağı öyle yapıyor. Çin birlik kısıtlamalar götürüyor. Şimdi TikTok'la ilgili. TikTok'la yine benim daha önce yazdığım yazılar var. Yani TikTok içerisinde özellikle genç kızların ve genç erkeklerin para kazanmak maksatlı ve lüks hayat sürebilme maksatlı... birtakım yanlışlıkları oluyor. Ama TikTok'u kapattığın zaman bunu da baş etmiş olmuyorsun. Başka bir yöntem gelişiyor. Yani TikTok yokken dünyada ahlaksızlık yok muydu? Veyahut da işte Roblox yokken çocuklara yönelik bir şey yok muydu? Her zaman bir yöntem bulunuyor. Önemli olan burada kontrolü sağlamak, aileleri ve çocukları bilinçlendirmek ve bu bilinç sayesinde... Siz insanları bilinçsiz bıraktığınız ve yasaklarla idare ettiğiniz için her zaman bir takım sıkıntılar çıkar. Önemli olan burada insanları bilinçlendirmek. Her şeyi yasaklayamazsınız. Her şeyi yasakladığınız zaman bile bir şeyler aradan çıkar. Bizim iktidarımızın anlamadığı bu. Dün bizim söylediğimiz sözleri de anlamamış bazıları. Dün ben bu yasak gelir gelmez Ulaştırma Bakanlığı'ndaki tanıdığımız insanları arayarak ne olup bittiğini anlamaya çalıştım. Ve onların bana aktardığını naklettim. Çünkü onlar da şaşkınlardı, bilmiyorlardı. Böyle bir talebin nereden geldiğini, ya abi biz böyle bir şey yapsak Adana'daki bir mahkemeden mi yaparız falan e, diyorlardı. Ve hatta acaba bu mahkeme bize karşı bir yani iktidarı yasakçılıkla damgalamak için özel bir çaba mı gösteriyor falan diye de kafalarında böyle bir septik düşünce de vardı. Dün bunu da söyledim. Ve bu nitekim Ulaştırma Bakanı'nın ilk açıklamasında da bunun izleri vardı yani. Bizle alakası yok, UYAP'tan bize gel geldi falan diye söylemişlerdi. Daha gecenin ilerleyen saatlerinde Adalet Bakanlığı bile çok da net olmayan bir açıklama e, yaptı. Çocukları korumak görüm. Elbette ki çocukları korumak hepimizin görevi. Ama işte mesele şu ki yasaklarla koruyamıyorsun. Yasağın sonu yok. Ve her şey yasakla sen yine koruyamıyorsun. Çünkü senin yaptığın yasağı birisi bir yerden deliyor. Aynı şey işte sorduğun sorudaki TikTok için geçerli. TikTok'u yasaklarsın başka bir şey çıkart. Sonra Twitter'ı yasaklarsın. Çünkü Twitter'ın içerisinde de epey bir sakıncalı içerik var. Biliyoruz bunu yani. E, Twitter'ı yasaklarsın YouTube gelir. YouTube'u yasaklarsın Wikipedia gelir. Wikipedia yasak... Yani sonu olmayan bir dünyada bütün her şeyi yasaklayarak bir yere gidemezsin. Mücadele yöntemi nedir? Bir, hakikaten zararlı içeriği bulup ona yönelik doğru düzgün engeller koyabilmek. İki, koyabiliyorsan. İki, insanları, aileleri, çocukları bilinçlendirerek bu zararlı içeriklerden mümkün olduğunca korumak. Ancak bazen bu bilinçlendirme çabası tam aksine bir merak da uyandırabiliyor. Onu da çok dikkatli yapmak gerektiği de ayrı bir şey. Ayrıca da sen bunları yasaklıyorsun da ne oluyor? İşte VPN'den zaten giriyor. Ve VPN'den en çok girenler kimler? Bir, Cumhurbaşkanlığı. iki AKP'li milletvekilleri. Üç, AKP teşkilatı. Dört, AKP'li troller. Neyse ben Instagram yasaklandığı günden beri Instagram'a henüz girmeyi başaramadım. Yani girmeyi başaran değil. Girme çabasında olmadım. Ama bakıyorum ben iktidardaki trollerin hepsi Instagram'da fırıl fırıl dönüyorlar kardeşim. E demek ki ya bunun yasağın mümkün olmadığı en iyi kendileri biliyorlar. Ama maksat dostlar alışverişte görsün. Hatta öyle dedikodular var ki acaba bir AKP'li ne denir şey firması mı kurdu falan diyorlar. VPN firması kurdu onu zengin etmek için mi yapıyorlar diyen bile var yani artık. Düşün. İktidarın güvenimiz de bu düzeyde yani. Fatih Bey, diğer bu, bu arada hakikaten öyle bir şey olabilir Merak ettim. Yok canım. Da, yani herhalde de olmaz yani. yani. <laughs> İnşallah olmaz ama yani olursa da şaşırmayız. Biliyorsun Türkiye'de artık hiçbir şeye şaşırmak mümkün değil. Ha, bu arada bir şey söylüyorum. Bir izleyici demiş ki kolunuza bir rahatsızlık var. Sürekli titriyor. Hayır titremiyor. Kolum yandayken saatinden dolayı, <laughs> dolayı öyle yapıyorum. Saat demiş bir şey söyleyeyim. Yine bir izleyici yazmıştım. Diyor ki işte saatlere o kadar para veriyorsunuz. Ayakkabımıza pençe yaptırdınız. Hiç doğru bize inandırıcı gelmiyor. Kardeşim yani bir şey yapar bir şeye değerini ödüyor olmak müsrif olmayı veyahut da gereksiz bir şey harcamaya gerektirmiyor. Evet saat alıyorum artık almıyorum ama alıyordum eskiden. çünkü fiyatları makuldü o zaman sonra değer kazandılar falan şansımıza. Gerçi satacağımız da yok ama neyse. Ama saat alıyoruzun. e, ayakkabıları da at. Ya, yani niye abi yapılabiliyorsa yaptırın. Ne yani? Şimdi i̇şte saat bozunca atıyor muyuz mesela? Ya yani? e, başka bir şey bozunca atıyor muyuz? Elbise kirlendi, at. E, Gitti, temizleme yolluyoruz. Abi, değil mi? Bir de her şeyin değerinde ödenecek bir şey var. Aynen her şeyin yani. bir bedeli var. Abi. Böyle bir şey olur. Saatlere para veriyorsun, ayakkabı, bir pençe. Evet yaptırıyorum kardeşim. Üstü gıcır gıcır, altı gitmiş. Ne yapayım? Yaptırmayacağım. Atacak mıyım? Hayır, en senir olduğum Çevirecek konulardan biri bu. şey, şuvale konusu, otopark konusu. Bana çok gereksiz ve pahalı geliyor şu an şey. Bana da öyle geliyor. Yani manasız bir şeye dönüştü. Bin lira Vallahi alıyorlar. Benim evimde yani. evim orada vale var. Geceliği bin lira mı ne öyle bir şey galiba. E, tabii ki bırakmıyorum yani şeye bırakıyorum bir kapalı otopark var orada oraya bırakıyorum. Ayda 3000 lira mı ne para veriyorum galiba oraya. E, eve de 800 metre yürüyorum Yürüyüm, yürüyüşün olacak ki. ya Aynı şey işte bir değeri vardır. Bir Aynen abi ya, aptal mıyız yani de, de, de ki çok zenginim diyelim de de ki çok zenginim aptal mıyım? Bu arada Fatih Bey AK Parti'den de efkan hala da bu duruma dair yani Instagram hmm. vesaire hmm. konusuna dair bir şey söyledi. Bu da ilginçti açıkçası. Dedi ki biz böyle bir iletişim devrinin olduğu çağda bunları kısıtlayarak yola devam etmeyi arzu eden bir iktidar değiliz dedi. İyi o açsınlar Kolay, kolayı var yani. Kısıtlamasınlar açsınlar. Doğrucu önlem alsınlar. Ayrıca bu, bu yani pek çok oyunda ve pek çok böyle benzer şeyde parental guide var. Yani ne anne, anne baba kısıtlaması diye bir şey var. Onları o filtreyi açarsa zaten bazılarına ulaşılmıyor. Buna rağmen ulaşılıyorsa da bazen gelir gibi. Şunu kimse yanlış anlamasın. Ben Roblox kapatılmamalı gibi bir savunma içerisinde değilim bazı şeyler kapatılabilir. Ama her şeyi kapatamazsınız. Tek mücadele yöntemi kapatma değildir. Bazen kapatmamak daha doğru bir mücadele. Şimdi mesela Roblox'u kapattılar. Şu anda benim aklımda lan bu Roblox'a ne var acaba diye bir şey var yani. E ben de merak edip Hayatını adını daha önce. adını duymuştum. Bu arada yani şimdi Efken hala bunu söylüyor ama şeyde de Dijital Mecralar Komisyon Başkanı da o konuşmasının başında TikTok için konuşurken şey dedi Türkiye'deki sosyal medya maalesef şeytanın merkezi haline gelmiş dedi. Ya sosyal medyası ya Türkiye'de dünyanın her yerinde çok abuk sabuk şeylere sahne oluyor. Ama takip etmezsin, izlemezsin, bakmasın, görmezsin. İşte ben bana diyor ki niye... Ben üç kişi takip ediyorum kardeşim. Deli miyim ne? Niye takip edeyim Aslan Bozcak veya çirkin şeyler yayınlayan birini? Niye takip edeyim? En abuk sabuk şeyleri takip edip sonra ondan şikayetçi oluyor. Etmeyin kardeş, etmeyin. Adam işte görüyorsun, Herkese ahlak dersi veriyor. Bir giriyorsun Instagram'a, şey, Twitter'ına. Ne kadar porno, morno, bazı, seks yıldızı, o bu hepsini takip ediyor. E baba sen takip edersen görürsün. Ben görmüyorum bunların hiçbirini. Sen takip etme. Eşine dostuna, çocuğuna çocuğuna ettirme. De kontrol et, değil mi? Şeyde voleybol milli takımımıza eleştirilen... ...bir yoruma Fatih Bey, tıklıyorsunuz bakıyorsunuz. Elinde içkisi kumarhanede oynarken... ...ama öbür taraftan... Ya kumarhanede içkisi kumarhanesi abiciğim, ne, abiciğim? Nerelerden çıkıyorlar biliyorsun? ne ne Taif'e nelerden ne, ne, kimleri takip ediyor? Bu arada CHP de şeyi göstermiyor diyorduk ya tepki göstermiyor Hı. bu konuya yeterince. Dün saat 14'te tüm illerdeki adliyeler önünde eylem yaparak Instagram'ı yasaklayan BTK ve hükümet yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacakmış CHP. Vallahi hiç göstermiyor değil. Mesela o ilk günde doğru cılız seviye üstelik. Ali Mahir Başarır falan birkaç işler bir yazdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yazdı bir şeyler ama... Kurumsal olarak yeterince sert bulunmadığını hepimiz biliyoruz yani. Daha net, daha açık bir tepki göstermeliydi. CHP bazı, CHP yönetimi bazı şeylerden çekiniyor. Ha, acaba oradan oy mu kaybederiz? Ya kardeşim bazı yerde ilkeyi göstermek için küçük veya büyük fark etmez. Oy kayıtlarını göze alman lazım. Yani ne olduğunu göstermen lazım. Bazı şey var ki orada kafanı çeviremez. Yani sana tecavüz ederlerken ya şimdi oy kaybederiz diye kenara bakamaz. Tecavüze uğruyorsan tepkini göstereceksin. Bazen tepki göstermek daha büyük oy kaybıdır. Daha büyük ayıptır çünkü. Bu arada geçenlerde şeyden bahsetmiştiniz Efendimiz Bey. Televizyonlardaki yorumcuları yorumcu deme demiştiniz. O <laughs> <bana. gülüyor> çoğu değil çünkü. Şimdi, Saçmalıyorlar. Şimdi yine bir tanesi şey demiş. YouTube AK Parti'den önce de kapatıldı demiş. Ya böyle şeyleri ben gülüyorum bazen. Ama bu ee, bence çok komik. Bu hakikaten komik. Çünkü e, AK Parti'den önce YouTube yoktu. Yoktu. Yani... YouTube yanlış hatırlamıyorsam 2007 falandır veya 2006'dır. Ee, yok. Öyle bir şey. 2005'lerde kurulmuş olması lazım YouTube'un. AK Parti'den önce YouTube yoktu. Bu şeye benziyor mesela. Kardeşim interneti Kanuni Sultan Süleyman da yasaklamıştı sarayda falan demeye benziyor. Ama dediğim gibi bunlar salak oldukları için bunları çok ciddi almak gerekmiyor. Üzerinde konuşmak ve durmak da gerekmiyor. YouTube'da... Instagram'da, Twitter'da işte ne kadar böyle şey varsa bunların tamamı AK Parti'den sonradır. Ha Amazon'da AK Parti'den eskidir mesela falan. Onlar daha eski ama e-ticaret şey e firmaları çok uluslu. Ama şey YouTube ne yazık ki benden duymuş olmasam ama AK Parti'den daha sonra kuruldu. Yani bu da şunu gösteriyor. AK Parti aslında gereğinden fazla iktidarda kaldı gibi duruyor. Bana hemen şey buzdolabı hikayesini hatırlattı Fatih Bey. Bizim önce buzdolabı yoktu. Onlardan önce YouTube'da yoktu. Bilsinler <laughs> onu da bilsinler yani. Bu şeye benziyor. Bir gün e, neyse anlatmayayım. Boş ver şimdi yine e, papaz olmayalım kimseye. Fatih Bey o zaman ben size başka bir yorumcunun yorumunu aktarayım. TV yüzde bu Paris'teki İmamoğlu'nun ve İstanbul Belediyesi'nin kiraladığı İstanbul evi. <laughs> Dün de bahsetmiştiniz. Evet. Orada bir tanıtım yapılıyor olimpiyatlar evet, iki, için. Evet, 2-3 kiralamış orayı. bir yorumcu dedi ki günlük kirası oranın 300 bin euroymuş. Yani Fransa'yı biraz biliyorsam olmaz. Böyle bir kira orada. O, o eventin toplam 3 günlük, 4 günlük maliyeti öyle bir şeyse olabilir. Onu bilmiyorum. Ama kiraladıkların ben sana söyleyeyim maliyeti günlük kirası 3-5 bin euro civarında bir şeydir. Diyecek ki, nereden biliyorsun? Çünkü e, onun tam karşısında daha büyük bir yerde benim bir arkadaşım bir, bir birkaç sene önce bir event yapmıştı, bir şey yapmıştı. E, onun verdiği kira dediğim seviyeler. Dedi ki benim dediğim yer daha popüler ve daha iyi bir yerdi. E, o yüzden orası da olsun olsun 2000 hadi hadi, hadi çok pahalandı e, olimpiyat sırasında falan diye 5000 olsun daha fazla olmaz. Üzerine eventini bilmem nesine eklersen. 100 olsun 150 olsun hadi 200 olsun. Tamamının mahiyeti odur. Günlük kirası öyle bir şey olamaz. Mümkün değil yani. Ama tabii bilmiyorum, fatur faturayı görmedim. O yüzden hani ucuz bir şeyi belediye pahalı fatura ettilerse onu bilemem. Ama mesela o event'i ben açıkçası, event'in programına baktım yani. Beydi'nin orada yaptığı işin programına baktım. Doğrusu çok garibime gittim. Kim organize etmiş, neye göre organize etmiş bilmiyorum. Ama şimdi mesela orada, beni de çok sevdiğim bir arkadaşımdır yani bir, bir şey demiyorum ya. İzzettin Çalışlar konuşuyor. Ya İzzettin Çalışlar'ın ne sporla ne olimpiyatla ne başka bir şeyle bir bağlantısını kuramadım yani. Niçin İzzettin Çalışlar? Birkaç konuşma falan birkaç eventler yapmışlar. İsim yani genelde İzzettin Çalışlar ve bir hanfendi üzerine kurulmuş program. Niye onlar? Onun sporla, olimpiyatla, İstanbul'un tanıtıyla ne bağlantısı var? Doğrusu çözemedim. Yani, yani ne bileyim mesela orada İlber Hoca'yı götür bence daha iyi, daha hoş bir şey. Yani ne bileyim Celal'i götür daha hoş bir şey. Ha, eğer böyle bir şey, entelektüel bir şey yapacaksan. Çünkü İzzettin iyidir, hoştur da o düzey değil. sporla gibi şey Türkiye'nin eski sporcuları götür. Türkiye'de spor yapmış Fransızları, uluslararası sporcuları götür falan. Bir, yani içerik çok felaket yani. Onu söyleyeyim. İçerik çok kötüydü. Yani ne alaka diyorsun? Ben içeriye bakmamıştım ama 300 bin euroyu görünce çok komik geldi. Ya, abartırlar. Normaldir. Yani şöyle söyleyeyim yani. Bunu eğer AKP yapsaydı, İBB AKP'de olsaydı, o yapsaydı İstanbul'a müthiş tanıtım. Fransızlar hayran kaldılar. Bayıldılar. Öldüler. Olimpiyat konusunda tam da zamanında yapılmış en iyi hamle derlerdi. Alkışlarlardı. Kıyameti koparırlardı. CHP'li belediye yapınca işte o kadar para harcadı. Paçanız sıkıyorsa AKP'nin yaptığı benzer işlerin maliyetlerini bir konuşun bakalım. Mesela Cumhurbaşkanı uçağı bir maça gittiğinde kaça gidiyor mesela onu bir konuşsun, konuşalım değil mi? Gitmesin demiyorum gitsin. Bence küçük uçakla gitsin diyorum ama yani o kadar büyük uçağa gerek yok. yani Bir maça gideceksin koca 747'yi kaldırma. Gulfstream'e. Gulfstream'e bin git yani o da 70 milyon dolarlık bir uçak bedava değil sonuçta yani. O da işte 100 bin dolara gider bedava gitmiyor sonuçta da ama öbürü 1 milyon dolara gidiyor. 1 milyon dolar kaç para eder? Yani dediğim o yani adalet duygusu olsun kardeşim içinizde. Yani o yaptığı zaman bravo, alkış. O yaptığı zaman vay çok para harcadı. Şimdi oraya Tayyip ne olacaktı. Ne diyeceklerdi? Veyahut da işte Spor Bakanı orada olsaydı ne diyeceklerdi? Veya AKP'li belediye yapsaydı o eventi diyecekler miydi bunlar? 300 bin euro harcadılar, çok para harcadılar. Geceleri veriyor. O zaman diyecekler ki AKP'yi ve İstanbul Belediyesi'ne kardeş belediye olan Paris Belediyesi orayı bize ücretsiz kullandırdı falan diyecekler. Bilmiyor muyuz? Bir de şimdi konulardan biri de o Fatih Bey. Bunu mesela Aslı Baykal üzerinden sorayım dedim. Ay 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 ay. Şöyle bir şey yazdı Bak, yani geneli olarak. Bana şöyle bir şey yapar mısın? Bu hanımefendiden bahsedeceğiniz zaman bu uçaklarda e, koltuk gözüne bir torba vardır. O torbadan bir tane koysana şuraya. Şimdi Fatih Bey, e, Aslı Baykal şöyle bir şey yazdı. Bana ilginç geldi. Çünkü şu yüzden ilginç geldi. Zaten bir kısım tro şeyi eleştiriyor. Hayat pahalılığı bilmem ne vesaire siz bunları yapıyorsunuz diyor. CHP'ye. Dedi ki CHP Paris'te hayat pahalılığını ve emeklinin sorunlarını değerlendiriyor dedi. Ya şimdi Aslı Baykal Cumhurbaşkanı bir yere gittiği zaman bunları söylüyor olsa dersin ki söylüyor. Ya Aslı Baykal adından bahsetmeyi de hiç sevmiyorum. Çünkü niye? Aslı Baykal benim açımdan patates gibi bir şeydir. Niye? Ona değer katan kısmı toprak altında olduğu için. Yani babası Deniz Baykal olmasa Aslı Baykal'ı kim adını niye ansın? Patatesi ödülü ya, toprağı altındır para eden tarafı kökü. Üstünden cacık olmaz. Bu da öyle. O yüzden bir, bir kıymeti yok Aslı Baykal'ın. Ama şunu ben söylüyorum. Bir insanın bir şey söylemek için bazı suallere cevap verebiliyor olması gerekir. Aslı Baykal'a ben yıllardır şunu söylüyorum. Kardeşim, partinin parasıyla, partinin yayın organı olarak işlesin diye alınmış, kurulmuş Halk TV'yi parayla sattınız. İki buçuk milyon dolar mı, üç milyon dolar mı, neyse kaç para olduğunu bilmiyoruz. Ve parayı da cebe attınız. Halk TV'nin satışından gelen parayı hangi hakla cebe attınız kardeşim? Siz Halk TV'yi nasıl satın aldınız? Siz Halk TV sahipliğiniz nereden geliyor? Yani şimdi bu nevi bir ahlaki zafiyetle ilgili bir soruya yanıt veremeyen bir kadının bugünkü iktidara yaranmak e, ve kim bilir hangi çıkarını e, korumak için söylediği cümlelerin bence bir manası yok. Ayrıca da o başka o başka. Biz bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi temsil için gittiği bir yerde harcadığı parayı veyahut da buraya yapılan harcamaları veyahut da başka bir şey soruyor. Bence orada Paris'te böyle bir gövde gösterisi bile sayılmayacak bir toplantı yapmak Türkiye'nin imajı için kötü bir şey de değil ki. Keşke, keşke orada diyorum ya Osman Bak da orada. Keşke Bakan Osman Bak da partizanlık yapmayıp da gidip orada olsa gidip orada İstanbul'a bir... 2037 olimpiyatlarından bahsediyoruz kardeşim. 2037 yani bugünden sonra 13 sene. O gün Ekrem İmamoğlu diye biri siyasette olacak mı? O gün AKP diye bir parti olacak mı? O gün kim İstanbul'u yönet? Bunların hiçbiri bu andan belli değil. Mesela diyelim ki şey... E 2020 olimpiyatlarını almıştık diyelim Tokyo'ya kaptırdığımız olimpiyatları. E AKP almıştı. CHP'li belediyenin zamanında yapılacaktı. O yüzden saçmalamasın bu aslı baykal gibi tipler ve ona benzerleri. Keşke diyorum Osman Aşkı Osman bak da gidip orada İstanbul Belediyesi'ne bizim desteğimiz son. Belki o gün hala bir AK Parti varsa o olacak belki İstanbul Belediyesi'nin başında. Ben de zaten burada onu anlayamıyorum Fatih Bey. Saçmalık. Şimdi bir de kulislerde AK Parti'nin 23. yaşında siz daha önce demiştiniz. İyi Parti'den AK Parti'ye geçişler olacak. İYİ Parti'den gelecekten ve devadan olacak demiştim. Evet. Şimdi tam da bu konuşuluyor Fatih Bey. Şeyin AK Parti'nin 23. yaşına bir kutlama yapılacakmış istinaden. Burada da devadan AK şeyden İyi Parti'den Saadet Partisinden bayağı bir isim geçeceği söyleniyor. Bu isimler sizce bayağı bir isim mi olacak? Ba ba bayağı da olabilir. Bayağı da, yani sayısal olarak bayağı da olabilir. Sayısal olarak bayağı da olmayabilir. Ama geçenlerin bayağı olduğu kesin. Farklı anda kullandım herhalde anladın değil mi Çok bayağı? <laughs> Espri yapıp onu anlatmak zorunda istiyorum <laughs> kendimi zaman zaman. şu <laughs> son derece şapşal bir tavır içerisinde. Neyse. bayağı, geçenler bayağıdır yani. <laughs> Şunu, şunu görüyorum ben burada. Niçin Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar başa getirmek istediklerini görüyorum ben burada. Çünkü bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, şeyden ayrıldıktan sonra bile, CHP'den ayrıldıktan sonra bile AKP'ye iyilik yapmaya devam edebildiğini gösteriyor geçmişte yaptığı hamlelerle. oradaki mesele şu, geçmişte bu tip transferleri çok kirli olarak nitelerdi e, Cumhurbaşkanı Erdoğan. E, bugün kendisine yönelik olarak böyle transferler olunca temiz mi olacak onu merak ediyorum. Ama şunu da söyleyeyim yani yani fikri olarak da çok uzak olmadığı için çok sırıtmaz. Sadece ilkesi olarak sırıtır. Niye ayrılmıştın derler. Peki şeyi gördünüz mü? Asal bir anket yapmış. Gördüm. Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diye. Yüzde 25 ile Mansur Yavaş, yüzde 25 civar, 25 bir şeyle Mansur Yavaş, yüzde 20 nokta bir şeyle Ekrem Oğlu, yüzde 10 nokta bir şeyle şey Özgür Özel, yüzde iki buçukla Fatih Erbakan, yüzde 2.2 ile de Ümit Özdağ gerileri 1'e 1 falan. Siz siz bu oranları Ortolubu nasıl yorumluyorsunuz? Otur bu muhalefeti diyorsunuz? soruyorlar. Tabii. Zaten şu anda herkes muhalefeti soruyor. Yani muhalefetin adı. Kardeşim AKP'nin adı kim olsun diye soran yok. Bir, vaktinde olursa Erdoğan zaten katılamıyor. Kendi erken seçim götürürse katılamıyor. Mecliste erken seçim kararı çıkması lazım için Bir. iki daha dört sene var. Sağlık durumu müsait olur mu? Ne olur, ne olmaz? Onların hiçbir tanesini de bilmiyoruz. Niye AKP... Diyelim ki Erdoğan olacak. Niye AKP'nin adayı sorulmadan öbür taraf soruluyor? Ha, sonuca gelince. Beni hiç şaşırtan bir şey değil. Ben 2020 yılından beri bunu da en yakın tanıkları, beraber o günlerde program yaptığım Gülfem Hanım ve ee, Faruk Acar'dır, Gülhef, Gülfem Sanver. Ee, onlarla beraber ekranda söyleyeyim, söyledim ve onlara da konuştum. Mansur Yavaş bir numaralı adaydır, en yüksek oy potansiyelini. İki numaralı aday ise Ekrem İmamoğlu'dur. Hiç şaşırtıcı değil. Ama şunu da söyleyeyim, seçime hala dört sene var. Ve varsa eğer dört sene... 4 sene içerisinde siyasette ne gibi değişimler olacağı da hiç kimse bilemez. Yani Muhalefetin bambaşka bir, bu adı geçen üç kişinin dışında bir, bir, bambaşka bir adayı olabilir. Seçim çok yakında olur, bambaşka bir, her şey değişebilir yani. O yüzden de kimse bunun üzerinden konuşmasın. Ama ben şunu diyorum, muhalefetin adayını konuşuyorsak AKP'nin adayını da konuşalım. Orada kim olacak? Diyelim ki Erdoğan giremedi, kim olacak? Selçuk Bayraktar mı? Numan Kurtulmuş mu? Süleyman Soylu mu? Kim? Sanki orada çok aday olmak isteyen var ama herkes böyle bir çekiniyormuş e, gibi. ki kolay mı şimdi orada birisi kim ne diyebilir yani? Ama sanki böyle birkaç isim hakikaten istiyor. Duruyorlar tabii duruyorlar. Ya ben sana söyleyeyim mesela seçmen nezdinde en güçlüsü belki de Süleyman Soylu bilmiyoruz yani. Zaten benim de aslında kastettiğim oydu Fatih Bey. Hı. Kim istemez abi Cumhurbaşkanı olmayı? Hele böyle yetkilerle. Siz ister miydiniz? İstemezdiniz Fatih Bey. Belli olmaz. <laughs> ne isteyeceğiz? Zaten ben koşulları karşılamıyorum. Olmaz benden Cumhurbaşkanı falan. Ben burada çok çok mutluyum halimle. Ben öyle büyük işler bana göre değil Emre. Fazla büyük iş o. Vallahi ben stresten giderdim ben, diye be, ben, ben, benim, benim gibi böyle langıl dangıl dungul bir adam o işleri yapamaz. Yani. Ben de, 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 doğru. Ben de öyle hissediyorum. Beni Robespierre gibi asarlardı sonra. Allah <laughs> Fatih Bey şeyi gördünüz mü? Şehir hastaneleri. İlginç bir haber başlığı gördüm kapalı alanlarla ilgili bir konu var şehir hastanelerinde. Konu ne? Konu da şu, hastanelerdeki lokanta, oyun parkı, market gibi kapalı alanlar sağlık hizmeti veriliyormuş gibi kira hesabına dahil edilmiş. Evet devlet bu hastanelere kira ödüyor işletmeci ima, imal yapan ve işleten firmaya. bunların işte bazılarını nedir? Rönesans grubu yapmıştı. Bu sarayları maralığı da yapan firma. O daha sonra bir Danimarka firmasına galiba sattı. Onların işletmesini devretti. Yani paralar yabancılara gidiyor. Onu herkes bir bilsin. Oradaki mesele şu. Eğer bütün bu alanları kiraladık. Çünkü biliyorsun onların o hastanenin alt katları hastane gibi değil. Mevcut. Bildiğin alışveriş merkezi. Şöyle yani alışveriş tam alışveriş merkezi de değil. Nedir? Biraz ucuzluk alışveriş merkezi var diye böyle indirim malları falan vardır. Öyle yani çok da üstü olmayan markaların bir sürü şeyleri. işte lokantalar, binberler falan filan da var. Genel geneli de vasat ve kötü yerler çoğu. Hepsi değil ama. Neyse eğer bunları kiraya verip kirasını alan Sağlık Bakanlığı ise o zaman normal. Yani ben senden, işletmeciden bunları almışım. Bütün binayı içinden bazı bölümleri hastane okuyorum, bazı bölümleri kiraya veriyorum. Ve bu kiraları ben topluyorsam öyle olması lazım. Ha yok, oraları kiraya veren ve kirasını toplayan işletmeci firma ise ve buna rağmen bunun metrekare bazında kirasını Sağlık Bakanlığı'na ödetiyorsa o zaman bu büyük rezalet, bu bir araştırmalık bir iş yani. Meclisin gündemine gelmesi gereken bir iş. Yani benim anladığım kadarıyla tam da dediğiniz gibi. O zaman rezaletin ağababası A babası ama tabii Türkiye'de rezaletin ağababası babası dediğin her seferinde ağababasının babasının da babası çıktığı için bir şey diyemiyoruz yani. Çünkü her rezaletin daha büyüğü Türkiye'de her an çıkabilir yani. Bir de bu yıl bu hastaneler ödenmesi planlanan 37.3 milyar TL şimdiden 57.6 milyar TL çıktı. 2 milyar dolara yaklaşmış yani. Evet. Güzel. Biliyorsun ama bedavaya yaptık biz onları. Devletin 5 kuruş çıkmadı. Öyle diyorlar ya yersen. Ha bir de orada biliyorsun onu konuştuk mu hatırlamıyorum konuşmadık galiba. Bir hastane çalışanından bir tanesi bir açıklamaya, bir iddiada e, bulundu. İşte tomografi, e, ilaçlı tomografi çekiyoruz diyorlar. Aslında ilaçsız tomografi çekiyorlar. İlaçlıymış gibi fatura ediyorlar. SGK'ya 15 milyon para sokuştururlar, e, kazık attılar demiş. 15 milyon tabi der, ya da bir deryada damla bu bahsettiğimiz rakamın içerisinde ama e orada onu sokuşturan kimdi başka yerde ne sokuşturuyordu? Bu iddia ile ilgili ne araştırma yapılıyor? Doğrusu merak ediyorum. Fahrettin Koca olsun diye bakan en azından arayıp sorardı. Yeni bakan da hiç adını, da bil adını bile hatırlamıyorum yani. Ben de bu arada o bahsettiğiniz konuya dair bir takip görmedim Fahit Fahit. Yok hiç şey yok. Şey Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde bir gaziye şeylerin, güvenliklerin müdahalesi mi diyeyim, tartaklaması mı diyeyim. Dövmüşler <laughs> de mi? Ne müdahale falan? Bayağı yani dövmüşler mi? Çok, çok garip bir olay. Şimdi böyle çok olay oluyor Emre. Yani sürekli bir kavga eden bir toplum halindeyiz. Yani herkes birbirine bir atar gider saldırıyor. İşte geçen günde yine nerede bir savcıyı bir lokantada dövdüler diye bir haber çıktı. Daha doğrusu haber önce şöyle çıktı. Savcı alınmadığı yer, kendisine yer vermeyen lokanta çalışanları hakkında işlem yaptı, tutukladı falan diye çıktı. Sonra Birkaç saat sonra haber değişti. Savcı haklı hale geçti. Şöyle ki, evet savcıya yer vermemiştir ama sonra da savcıyı dövmüşler. Hatta bebeği yere düşmüş falan. Çocuğun kafası mafası şişmiş. Sonra görüntülere baktık falan. Bir, bu gibi olaylarda kimse tek başına suçlu veya kimseyi tek başına suçsuz ilan etmek çok doğru değil. Şimdi savcı beye evet bir, bir ayıp yapılmış. Bir tartaklama martaklama olmuş. Ancak öncesinde acaba Savcı Bey ne dedi o gizli, şey gizli değil, ne? güvenlik kamerası görüntülerinde onu çok anlamıyoruz. Yani savcı da acaba onlara yönelik bir hakaret amiz savcılığından kaynaklanan bir takım tehditler falan savurdu mu bunu bilmiyoruz. Elbette ki savcıyı dövmek, tartaklamak, çocuğu nazar ve kimsenin haddi değil. Bırak savcıyı kimseye yapmazsın bunu da savcı yaptım da savcı da bir şey. Ama son yıllarda Türkiye'de bu e, hakim savcı kaymakam falan gibi kamu görevlilerinin devletin parti devletine dönüşmesi ve e, güç kullanma konusunda siyasetçilerin e, kendilerine kötü örnek olması nedeniyle ne yazık ki böyle tatsız şeyler yaşanıyor. Yani ama sırf lokanta çalışanları suçlu değildir. Sadece savcı da suçlu değildir. Orada ortak bir şey var. Bu söylediğin gazinin tartaklanmasına gelince. Gazinin anlatımını dinlediğin zaman diyorsun ki gazi haklı. Diğer tarafın anlatımını henüz dinleyemedik dinleyebiliyor sanmıyorum. İşte Gazi misafirlerini uğurlamak için çıkmış, sonra tekrar geri girmek istemiş refakatçiymişler galiba o odada. Güvenlikler sokmamış. Sokmayınca güvenliklerle tartışmış ve sonra güvence... yani Gazi, Gazil'i kullanarak ne dedi, ne demedi falan bunu. Buradaki temel mesele şu. şimdi kurallarla ilgili iyi bir eğitim verilmediği belli. Yani girse bir dert, girmese bir dert. şimdi. Alsa onu hastane yönetimi kardeşim sen neyi aldın diyebilir. Almasa bir şey. Yani orada bu bu kuralların işlemesiyle ilgili demek ki hastanenin bir sıkıntısı var aslında. Ne bileyim mesela. Dersin ki kardeşim refakatçileri koluna şöyle bir bant takacağız. Bu banda sahip olanlar girip çıkabilir istedikli saatte. O zaman da refakatçisin ama şimdi, işte, bu bandın yoksa veya refakatçi olduğunu kanıtlayamıyorsan veya bir refakatçi izin verildiği yerde sen 20 kişi orada kal Yani karşılıklı bir sorun var orada belli ki. Birisi fazla ısrar ediyor, öbürleri de vay ben güvenliyim sen bana nasıl ardı? dersin diye onlar da adamı iki kişi de hacamat ediyorlar. Yani Ama şunu biliyorum ben bu yaşımda. Hiçbir şey tek başına olmuyor. bir karşılıklılık genellik, genellikle bir karşılık oluyor. Tersi oluyor mu? Oluyor ama ender olur yani. Sıklıkla bir yani bir taraf yüzde 20 bir taraf yüzde 80 bir taraf yüzde 50 bir taraf yüzde 50 bir taraf yüzde 10 bir taraf yüzde 90 olarak paylaşırlar ayıbı kabahati falan ama muhakkak iki tarafta da azı da olsa çok da olsa bir suç vardır. Fazıl Bey geçtiğimiz haftalarda Murat Akerel ve Timur Soykan'la yaptığınız yayınlarda hep bu uyuşturucu konusunu evet. konuşmuştunuz. Çok konuştum. Şimdi İstanbul'da son 7 ayda 14 ton uyuşturucu daha yakalanmış. Gördüm onu, ürktüm. Sırf 14-15'inde 26 milyon adet de uyuşturucu hap yani hap. daha doğrusu hap yakalanmış. Uyuşturucu uyarıcı tam neviğini bilmiyorum. E, hap yakalanmış. Bu bir facia. Niye facia? Eğer yakalanan bu miktarsa, yakalanmayanın oranı oranıyla ilgili genel olarak bir dediğim şeyi bildiğimiz için, algoritmayı bildiğimiz için eyvah diyoruz. Eyvah. Ama bu şaşırtıcı değil. yani. Neremize baksak İstanbul'da özellikle ama Anadolu'da da böyle bir uyuşturucu şeyi var yani toplumun farklı kesimleri top kendi gelir seviyelerine e, orantılı bir uyuşturucu batağındalar. İşte ne bileyim yüksek gelir seviyeleri işte kokain, bokain falan gibi pahalı uyuşturuculardan işte düşük gelir seviyeleri işte e, ne, ne, diyeyim işte Hint keneviri, esrar mesrarı falan filan gibi şeylere gidiyor. Gençlerde de çok yoğun işte özellikle bu hap map kullanımı özellikle alkol fiyatlarının çok artmasından kaynaklanan ve gençlerin de işte kafa bulmak için alkollü içinden daha ucuz olsa o 20 lira, 30 lira, 50 liralık hapları kullanıyor olmaları bir facia noktasında. Bu artık bence internet meselesinden daha toplumsal ve daha derin bir sorundur. Bu sorunla ilgili ne yapılacak çok önemli. BTK'ya söylesinler uyuşucuyu kapatsın. En kolay çözüm öyle değil mi? Öyle çözümü böyle zannediyor çünkü iktidarımız. BTK'da rica ediyoruz. Uyuşturucu kapatın. Hakikaten. Uyuşturucu erişimini engelleyin. <laughs> bir mahkeme böyle bir şey isteyebilirsiniz. Böyle söylüyorsunuz. Ne, ne abi yani? <laughs> ciddiye. Alırlar. Almazlar abi hiç asla. Akılcı şeyleri ciddiye almazlar ama bunu alabilirler. Doğru söylüyorsun. Çünkü bu akılcı değil. Bu salakça. Fatih Bey şimdi sıkça şeyden de bahsediyoruz ya. Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti. Evet. Amerika destekli bir terör devleti. Şimdi orada bunlar e, yerel Arap aşiletleri çalışmaya falan da başlamışlar. Oh diyorum ben. Şimdi, İyi oluyor. Şimdi bir de orada Suriye ve Rusya ortak bir asgari üs kuruyormuş. Yani. Aynı tarafta bir e, üs kurma çabası ya da üs kuracakları yolundaki haberleri ben de duydum. İnşallah da kuruyorlardır. Niye kuruyorlardır? Çünkü bana göre temel mesele ne? Temel mesele Suriye'nin toprak bütününün yeniden tesisi. Suriye'ye kendi topraklarının e, kuzeyde kalan bölümünde özellikle işte bu Amerika'nın falan yaklaşımları nedeniyle Doğu tarafında oraları PKK'ya terk etmiş vaziyette. E, Batı tarafında da İdlib tarafında da burayı e, İslamcı terör gruplarına e, terk etmiş vaziyette. Aynel Arap'ta böyle bir üst kuruluyor olmasının kısa vadede değilse bile orta vadede göstereceği şudur. Tekrar buraları kendi merkezi hükümetin kontrolü almak istiyor. Bu da Türkiye'nin işine gelen, Türkiye'nin isteyeceği bir şeydir. Böyle bir şey Türkiye'de sen iyi haberdir. Benim bakış açımda. Bir de aynı zamanda İran kuzeyinden de yine bir şeyler olduğu söyleniyor orada bir. Bu PKK yayın organlarının bir süreden beri yani birkaç günden beri orada çok Türk ordusu çok şehit verdi falan diye bir takım şeyleri var. Dün bir şehit haberi geldiğini biliyorum bölgeden ama terör örgütünün bu nevi kara propagandalarının her zaman itibar etmemek gerekir. Şu açıdan demek gerekir. Türkiye geleneksel olarak yani terörle mücadelenin başladığı 1980'lerden bu yana kayıplarını hiç saklamadı. Yani Türkiye kaybettiği asker sayısı konusunda en azından benim konulara birebir bildiğim dönemlerde çok yalan söylemedim. Hep açıklanan rakam gerçek rakamdı. AKP döneminde bu hala öyle midir çok bilmiyorum. Ama mesela Suriye'nin kuzeyindeki bazı kayıplarımızla ilgili eksik bilgi verildiği konusunda bende de şüpheler zaman zaman olma değil. Özellikle bu Rusya'nın bombaladığı binada ölen askerlerimizle ilgili galiba 34 diye açıklanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O sayının biraz daha fazla olduğu hep söylendi ama bilemiyoruz. Veya işte işit tarafından yakınan askerlerimizle ilgili net bilgiler verilmediğini, inkar ya da görmezden gelme hareketleri yapıldığını biliyoruz ama ben açıkçası terör örgütlerinin verdiği sayılara da çok itibar etmem. Onlar da kendi yandaşlarına moral motivasyon sağlamak için olmayan şeyleri de sıklıkla söyler. Adı üstünde terör örgütü. Şimdi Fatih Bey, Katar Emiri de Ankara'daymış. Hı hı. Bu bir şey ifade ediyor mu sizin için? Bu bir şey ifade etmiyor benim için. Niye ifade etmiyor? Burada hiç onu anlatmadım ben. İstersen de bir anlatayım. Geçtiğimiz kısa bir süre önce, çok uzun süre önce değil, şans eseri bir yurt dışında bir yemekte bir grupla beraberdik ve işte bu Katar yatırım fonu falan filan buralarla yakın bağlantılı olduğunu öğrendiğim isimlerdi. Ve bunlara Türkiye'de satın almak isti, satın alacakları oldu dedikodu çıkan bir büyük gayrimenkulle ilgili bir soru sordu. Dedi ki ne oldu almıyor. Alınacağı yolunda satılacağı yolunda bir dedikodu çıkmıştı. Hatta e, gelip gördü gezdi falan filan diye güldüler. Gülünce şaşırdım ben dedim ki ne oldu yani yanlış bir şey mi söyledim? E, dediler ki pek alınacağını zannetmiyoruz. Ya, tabii ki Emir Hazretleri'nin vereceği karardır o. Alın derse alınır ama e, Emir Hazretleri'nin alın diyeceğini de zannetmiyoruz. Niye? E, Türkiye'deki hukuk düzeninden ötürü Türkiye'ye böylesine yatırımlar yapmayı biz riskli buluyoruz. Yani demeye çalışıyor şu yani. Arabız ticareti biliriz, aptal değiliz. Paramızı da sokaktan toplamıyoruz, kıymetli. Ben dertle ki bunun üzerine. Ya ne olacak canım dedim. Ya yani sonuçta tahkime tabi oluyor. Bütün bunlar tahkimde hakkınızı alırsınız. Murat Kaya dedi ki doğru tahkime tabi olabilir böyle bir anlaşma yapılırsa eğer ama tahkime tabi olması ne demek? Diyelim ki bu 5 milyarlık bir iş. Tahkim dediğin zaman 500 milyon dolarımız gider. 2-3 de gider. Niçin riskli bir işe girelim? Yani Türkiyeye bakış açısı genelde bu. O yüzden Katar emirinin gelmesi belki bu konuda bir sorun çözme mekanizması işletme veya ya bari siz gelin kardeşim kimse yatırım yapmıyor buraya bari siz yapın anlamına gelebilir. Ya da işte Çinli bazı şirketlere yapıldığı gibi yatırım yapmaları için yatırım miktarından daha fazla bir kıyak yapılması da gündeme girebilir. Tabii onları bilmiyoruz ama Katar emirinin gelmesi çok fazla bir şey ifade eder mi emin değilim çünkü. Haniye konusunda bile Katar bizim kadar gürültücü gürültücü evet. davranmadı ya. Yani. Bizim kadar değil hatta neredeyse ben He, benim bir şey yapmadılar. hiçbir şey, şey görmedim. Fars Bey peki bunu da gördünüz mü diye soracağım ama İran medyasında şimdi daha önceden bahsetmiştiniz ya siz. İran bir şey yaptı, dronlar gitti, bir şeyler tamam, oldu falan filan böyle bir gürültü oldu. Dandik bir bombardıman sözde. Aynen dediler 8 saat sonra dronlar varacak, 12 saat sonra bunlar olacak vesaire. Şimdi bir de bir fotoğraflar gördüm. Görseller yayınlamışlar. Gördüm. Öncesi İran sonrası diye. Önce İran vurduktan sonra diye İsrail kentlerinin fotoğraflarını koymuşlar. Buna, buna, ne diyorsunuz Fahas Bey? Ya, Acem palavrası diye bir şey vardır biliyorsun yani. Acem e, meşhurdur. Bu işin ağa babası biliyorsun Kuzey Kore'dedir. Yani Kuzey Kore'de işte Amerika Başkanı gibi bizim başkanımız arayıp bu konuda ne yapmam gerekir diye sordu. İşte bizimki onu Amerika Başkanı'na postayı koydu. İşte bilmem kimi tokatladı falan gibi böyle şeyler çıkar Kore medyasında. Hatta olimpiyatlarda da işte 20, 250 altın aldık bilmem ne <laughs> evet. falan diye. böyle Bu Kore'de böyle bir şey vardır kapalı rejim olduğu için de e, kimse bilmez. Bilen de zaten bir şey diyemez. E, İran'da da benzer bir durum söz konusu anladığımız kadarıyla. İşte orada da biliyorlar. E, İranlar bilmiyor mu kendi halklarının ne, bir bölümünün buna inanmayacağını? İnanıyorlar ama inanmayacağını biliyorlar ama bu fotoğrafları koyuyorlar işte bir takım safları sufları e, kandırıyorlar. Sonuç olarak orada da belli ki bir ne diyeyim e, Cumhurbaşkanlığı iletişim Başkanlığı vardır orada da muhakkak. Orada da muhakkak bir biliyorsun ki şey vardır. Dezenformasyon Mücadele Merkezi vardır. O yüzden şaşırtıcı, şaşırtıcı bir şey yok yani. E, önemli olan orada gerçeğin ne olduğu değil neye insanların inandırıldığıdır. O yüzden dert değil yani. Gülüp geçeceksin böyle şey. Ama bu kadar da sanki... Yok gül geç yani. Yani bayağı yapay zeka şeyleri değiştirip. Yapay zeka yok ki, esen de yaparlardı onu yani. Bir illüstratör tık tık tık, yıktık, yaktık, bitirdik falan artık İsrail yok. Bu iş böyledir abicim. Kapalı rejimler bu nevi şeyleri çok rahat becerirler. Dua edin ki biz e, öyle bir rejim değiliz. De gerçekleri bir öğrenme ihtimali, imkanımız var herhalde. Kapatmalar böyle giderse? E, belki de onu istiyor. İnşallah gitmez. İnşallah Fatih Bey. Geç, boş ver. Şimdi Fatih Bey siz yine dün, pardon bir önceki gün yazmıştınız. KKM'nin Türkiye'ye faturası 100 milyar dolar diye. Şimdi bu ve bunun gibi faturaların birikerek 4 yılda 350 milyar dolar olduğunu yazdınız. Ben yazmadım onu. Benim elimde böyle bir rakam yok. Bana bunu geçmişte kamuda önemli görevler üstlenmiş AKP döneminde öyle önemli görevler üstlenmiş siyasi ve gayri siyasi önemli görevler üstlenmiş bir kişi söyledi. Ben bu 100 milyardan bahsedince beni arayarak dedi ki Fatih Bey keşke 100 milyarla sınırı kalsaydı ve birkaç kalem saydı işte Merkez Bankası'ndan satılan paralar işte kamu kaynaklarından gelen veya vergilerden gelen kaynakların aktarıldığı yerler olarak Toplamda dedi benim hesabıma göre dedi 2020 ile 2024 arasında yaklaşık 315 ile 350 milyar dolar arasında bir para yok yere gitmiştir dedi. Benim iddiam değil bu. Ama söylüyorsa boşa söylemiyordur. Ayrıca da şöyle bir düşündüğün zaman işte kuru farkından dolayı oluşan zararların kapatılması, ee, devlet garantili bir takım operasyonlara ödenen fazladan paralar falan hepsi de o zaman olabilir de yani. Hani iftira ise bile yakışanıdır yani. Öyle. Bir de sık sık bahsettiğimiz Fatih Bey çiftçilerin sıkıntılı durumu. Çiftçiler eylem yapacaklar mı? Şaşırdım. Ben de şaşırdım. Hatta yaptılar Fatih Bey. Bursa İzmir yolunu trafiğe kapattılar ve hükümet istifa diye bağırmaya başladılar. Az burada bir kalabalık yoktu bu arada. Evet seçimin üstünden bir yıl geçmeden işin bu noktaya gelmesi ilginç. Aslında çiftçiler bu tepkilerini daha önce de gösteriyorlardı ve gösterebilirlerdi. Eğer muhalefet seçimlerde hatalı davranmasaydı... çiftçilerin bu tepkileri doğru yere kanalize... E, edilebilirdi. E, hep söylüyorum ben yani Adalet ve Kalkınma Partisi artık toplumun sorunlarına... toplumun farklı kesimlerinin farklı sorunlarının tamamına yabancılaşmış e, vaziyette. Bunlar arasında çiftçiler de e, var. Yani... Gerçek anlamda üretim yapan, gerçek anlamda üretim yapmak isteyen, gerçek anlamda ekonominin içerisinde bir dişli olan veya dişli olma e, özelliğini sürdürmek isteyen herkesin iktidarla artık proye biliyoruz. Yani şu anda mevcut iktidar sadece tufeylilerin iktidarı. Tufeyli ne demek diye gençler bana sorabilir. Tufeyli şu demek, asalak. Yani kendisi bir şey üretmeyen ve başkanın ürettikleri üzerinde yaşayan demek. O yüzden de bugün işte troller... Gazetecilik faaliyetinden uzak gazeteci gibi görünenler. işte o tayyarede görüyorsun ya benim basın etrafına e, toplamışlar. O zevat. Ondan sonra aslında herhangi bir katma değerli üretimi olmayan ama... ...kamu kaynaklarının kendisine aktarılması yöntemiyle... ...betona e, ve olmadık yerlere para gömen ve bunun karşılığında... ...bir kamudan e, nem alanlar falan dışında... ...hakiki üretim yapan sanayicisi de, hakiki üretim yapan e, işçisi de... ...hakiki üretim yapan köylüsü de bugün iktidarla sorun yaşıyor. Çünkü hakiki ekonominin gerçek aktörlerini, ekonomiye katkı sağlayan, ülkeye katkı sağlayan aktörlere karşı iktidarda çok ciddi bir yabancılaşma var. Onların sorunlarını görmezden geliyor. İşte konuştuk. İhracatçı inim inim inliyor. Kur farkından, yani kurdan ötürü, kurun düşük havası ötürü zararına ihracat yapıyor. Sadece ve sadece müşterisini elinde tutabilmek, hala çarkını döndürebilmek için zararına veya sıfır karla satışlar yapıyor. Bak enerjideki sübvansiyonu çıkar. Türkiye ihracatta zarar ediyordur. Ama Ticaret Bakanı diyor rakamlar yerlerinde siz bu feryat figanı aldırmayın. Ya. Yahu kardeşim örgüt başkanları ağlıyorlar. Ağlıyorlar. Erdal Bahçıvan'a Türkiye'nin en büyük sanayici organizasyonu İstanbul Sayılası'nın başkanına şöyle dokun hüngür hüngür ağlar. O yüzden ben dokunmuyorum. Çünkü ağlarsa ben de üzüleceğim. Çünkü sonuçta onlar iş yapıyorlar. istihdam yaratıyorlar. İşçi örgütlere dokun. Ya işte Ergün Atalay. Ekrana çıkıp konuşamıyor bile. Çünkü konuşursa çok kötü şeyler söylemek zorunda kalacak. Onu da yapmak istemiyor belli ki. Yabancılaşmış bir iktidar var. O yüzden de çiftçiler daha çok eylem yaparlar. Fransa'daki çiftçilerden daha dertliler yani. Çok 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 daha dertliler. Ama hala bir kısım sabrını, efendini koruyorlar. Nereye kadar korurlar bilmiyorum. Şimdi bu iktidar yine Fatih Bey bir düzenleme daha yapacakmış. Bakan Ömer Bolat açıkladı. Adını aldık sen adamın sorusunu sor. Dedi ki Fatih Bey emlakta yeni düzenleme fiyatların gereksiz yere şişirilmesini önleyecek dedi. Bir emlak düzenlemesi yapacaklarmış. Valla korkarım bunu yapmalarından. Ayrıca da böyle bir tutarsızlık olur mu ya? Bu iktidar yıllarca emlaktaki fiyat artışlarının yarattığı rant üzerinden bir siyaset üretti. Yani emlak fiyatı arttığı için insanlar emlaka yatırım yapsınlar diye bir siyaset öttüler ve biz yıllarca ya kardeşim bu sürdürülebilir bir şey değil bütün dünyadaki insanlara ev mi satacaksınız yani sonunda o bile biter dediğimizde bunu dinlemediler buna Ali Babacan da dahil yani onu onu dışarı çıkarmıyoruz ya yani Mehmet Şimşek de dahil yani eski ekonomi yönetimi zamanında da bunlar böyleydi. kardeşim. Beton üzerinden bir kalkınma olmaz, üretim arttırmanız lazım, sürekli ev üretemezsiniz, yüksek teknolojili e, işlere girmemiz lazım falan dediğimizde anlamadılar bile dediğimizi. Çünkü onların bir ezberi vardı, işin bir kolayı vardı. Ve yıllarca emlak fiyatlarındaki artıştan dolayı iktidarda kalanlar, bunun yarattığı rantı dağıtarak ve paylaşarak iktidarda kalanlar bugün der ki artışı engelleyeceğiz. Ama şunu biliyoruz, bu iktidar neyi engellemeye kalkarsa onun patlamasına sebep oluyor. Faizi düşüreceğiz diye yola çıktıklarında biliyorsun. 19 olan faiz şimdi 60. Doları kontrat alacağız dedikleri zaman 7, 4 lira olan dolar bugün 30 lira. O yüzden bunu yaparlarsa bilgi emlak fiyatları da artacaktır. Emlak almanın tam zamanı. <laughs> Ama şey, kredi yok alamıyoruz. Fatih Bey Mart tek. Evet. Şimdi paylaşımlı yolculuk yönetmeliği vesaire Oğuz Alper Öktem bayağı bir uğraşıyor. Evet, ebeyi uğraşıyor ve giderek de sempati toplamaya başladı. Taksicilerin tavrından ötürü. Çünkü o Oğuz Alper Öktem Eyüp Aksu'ya karşı. Eyüp Aksu'ya karşı kimi koysan daha sempatik zaten. Kesinlikle öyle. Şimdi daha henüz o yönetmelik çıkmadı ama Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart'ta kesimli paylaşımlı yolculuğun vergilendirilmesine hükmetmiş. Bir şeyi vergilendirdin mi legal olduğunu kabul edersin kardeşim. Şimdi mesela yasa dışı bahisten vergi alacağız dersen yasa dışı bahisi artık yasa içine çekmeye hazırlandığın görünür ortada. O yüzden Mart'ı tegi vergilendiriyorsan veya herhangi bir tegi daha doğrusu paylaşımlı yolculuğu, yolculuğu vergilendiriyorsan bu, bu işin yasasının eli kulağında olduğunu gösterir başka hiçbir manası yoktur. Çünkü öbür türlü o zaman mesela bu daha önce gırgırı da olmuştu bunlar uyuşturucu kaçakçılığını vergilendirmek gibi bir şey. Biz uyuşturucu kaçaktan vergi alacağız. Nasıl alacaksın abi? Ben bu sene 7 ton eroin getirdim Türkiye'ye. 7 ton kokain getirdim Türkiye'ye. Bunu 100 bin dolardan aldım. 200 binden sattım. Atıyorum kilosunu bilmiyorum fiyatını ne uyduruyorum. İşte şu 7 milyon dolar kazandım. Bunun da vergisi 2 milyon doları veya 3 milyon doları hemen maliyeye yatırdı. Böyle bir şey olabilir mi? Benzer bir şey. Özellikle vergisi anlayacaksa artık bu legalleşiyor demektir. Bu arada bu az önce yaptığınız konuşmanın şimdi başını kesip kullanacaklar. Kulasınlar ne olacak yani. İlan Ol. baskı gördünüz mü Fazıl Bey? Görmedim. İlgi alamı dışına çıkardım onu artık. Fa fazlasıyla ne diyeyim? Gereksiz bulmaya başlayabilen baskı. Sanki böyle ufak ufak delirmeye başladı gibi Yok zaten deliydi normalde. Yani. Şimdi robot sevgilisiyle yemeğe çıkmış da. Yani bir yere kadar bazı şeyler iyi oluyor da bir yerden sonra artık e cılkı çıkıyor. Elon Musk da bu PR'ın ve mucitliğin farklı olmanın e cılkını çıkarma noktasına doğru geldi. Mesela Elon Musk'la başka bir şeyden bahsedelim. Ben burada testle ilgili eleştiri ilerlettiğimde bir takım Tesla sahipleri bana hakarete varan şeyler söylemişlerdi. Şimdi bir e Alman test kuruluşu e şeylerin, araçların, elektrikli araçların şeyini yapmış, testini yapmış. Açıkladıkları menzille gerçek menziller arasındaki farkı e, ortaya çıkarmak için. En büyük yalancı kim? Tesla. Tesla. Tesla 600 kilometre menzil açıklıyor. 420 mi 430 mu rakamları tam hatırlamıyorum ama işte bu civarda. Açıkladığından %28 daha düşük menzili var. En kötü onda. En iyi de galiba Audi'nin bir modelinde o %90 civarında bir açıkladığıyla gerçek menzil yakın birbirine en kötü Tesla ama. O yüzden Elon Musk biraz daha işiyle ilgilensin. Tesla satışları dünyada da böyle tepetakta gidiyor zaten Gidiyordu, Gidiyor da o biraz biliyorsunuz bu şeyle PR'le... O borsadan kazanıyor parayı yani şirketin değeriyle... Yoksa oynuyor. sattığı araçla şirketin değeri vesaire arasında uçurum var. Çok. Yani bir de karlı değil. İşte mesela Cybertruck diyor 2 sene sonra geliyor diyor. 5 sene sonra geliyor. Evet. Tır ya yapacağız cyber diyor. Cybertruck'ı gördün mü sen? Gördüm Fatih Elinizde tutup çekerseniz tıngır mıngır elinizde. Aynen öyle. Kuşu geçirmez dedi ama tekme geçirmez. tekme at gir içeriye. <laughs> <laughs> Merak edenler izlesinler YouTube. Merak et. Merak gördüm çok kötü. Ki çok hevesleniyor ne güzel bir otomobil falan böyle tipi çok hoşuma gidiyor ama süper, ultra dandik. Kapısı kilitliyken sert bir şekilde çekerseniz kırılıyor ve açılıyor kapı. Aa onu görmedim. O kadar ben. yani. ben kendisini görünce böyle bayağı bir dandik yani. Bayağı. Neyse. Son başlıkta Fatih Bey, astronotlar uzayda, uzayda kaldı. <laughs> mahsur kaldılar. Çok fena bir şey. 8 günlüğüne gitti. Boeing'in kapsülüyle 8 e, günlüğüne gittiler. Galiba bugün 57. gün ve işte NASA önce yok sorun yok falan filan diyordu. İşte yarın öbür gün öbür gün e, yarın öbür gün diye diye 56 gün oldu. E şimdi 2025 sonuna kalmış. Şimdi kötü olan taraf şu orada o kapsül varken başka kapsül oraya gidebilecek mi gidemeyecek mi falan onları çok açıkçası bilmiyorum ama onlar dönemiyorlar geri. Lojistik meselesi nasıl oluyor da bilmiyorum. Ancak Boeing sadece uçaklarda değil gördüğümüz kadarıyla sınıfta uzay şeyinde de ciddi bir şekilde sınıfta kaldı. Yani yine şey rakibi SpaceX'le. Yani Allah e bizim e, acıyı korumuş. Yani iyi ki şehri Boeing'de gitmemiş. O da şimdi orada hala oradaydı. Acaba bir de otel parası işler miydi şimdi? <laughs> 55'e 55 e gitmişti mesela. İlk, kısa süre kaldı. Kaldı hava para ödüyorduk şimdi. Bir gün, iki gün, üç gün. Altı aylık fatura. Otele gidiyorsun mahsur kalıyorsun. <laughs> Allah korudu. İyi ki Boeing'de gitmemişiz. Biz aksiyonla gitmiştik galiba değil mi? Evet. Aksiyona teşekkür ederim. Zaman da götürdü. Gidiyor <laughs> şimdi. Bu, 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 yoklukta. <laughs> şimdi şey... açıklama yapıyordu bizim. Ee, Mehmet Şimşek. <laughs> Uzaydan bir önce getirdi. Kamuar bütçe açıyor var. <laughs> <laughs> var. Kamu harcamanını kısıtlamamız lazım. Fas <laughs> Bey bununla birlikte benim bugünlük sorularım bu kadardı. Emre'ciğim evet, teşekkür ediyorum. Ee, sağ ol. Ben de son defa olarak bir iki gün e, araziye uyuyorum biliyorsun. Paris'te Olimpiyatların kapanışına ve basketbol finallerine ve atletizm finallerine gideceğim. Dönüşte görüşmek üzere. Bu arada şunu söyleyeyim. Pazartesi günü şahane bir programda yine burada olacağız. Pazartesi günü konuğumuz İsmail son zamanların en şahane muhabirlerinden bir tanesi. bütün Haberleri imza atıyor. Haberlerin arkasındaki bütün o çalışmayı e, ve haberlerinin fikri takibinde gelinen noktaları e, Pazartesi günü İsmail'le yaptığımız programda görebilirsiniz. Geleceğin çok önemli gazetesi. bir tanesi olacak e, İsmail. Bugün de çok önemli e, işler yapıyor. Ama geleceği çok daha... E, iyi görünüyor. O, o ismi de unutmasınlar. Herkese güzel, keyifli bir hafta sonu... diyerek noktalayalım. Ee, hafta sonunda da yine... E, izleyicilerimize... birkaç keyifli program sunacağız. Bunlardan iki yarın... E, Emrah Safa Gürkan e, konuğumuz. 10 Ağustos yarın. 10 Ağustos'un önemi ne? 10 Ağustos... Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün... E, ne diyeyim tanrının bir lütfu olarak bize bağışlandığı gün çünkü o gün Jong Bayrında patlayan bir şarapnel kalbine isabet edecekti ancak göğsündeki saate denk geldiği için kurtuldu ve o saatin anısına Konyalı Saat bir çalışma yapıyormuş. Ee, bize deder ki bir program yapacak mısınız? O, yapacağız dedik, biz de sponsor olmak isteriz ona. Ee, yarın Konyalı Saat için o Emrah Safa Gürkan'la Çanakkale Savaşı'ndan başta Kurtuluş Savaşı'nı... ve Atatürk olmasaydı ne olurdu üzerine çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, Pazar günü ise benim çok sevdiğim bir e, dostum, e, konuğumuz, dostum dediğim tabii ki benden yaşça büyük Mehmet Karabeyoğlu. Mehmet Karabeyoğlu kim? Türkiye'de bugün bir uluslararası yat sektöründen bahsediyor biliyorsak ve bugün Türkiye'de Formula 1 yarışlarını düzenlediysek ve tekrar düzenleme umudumuz var ise buradaki önemli adamların başında Mehmet Karabeyoğlu gelir. Mehmet Karabeyoğlu Türkiye'nin mega yat sektöründe var olmasını sağlayan defalarca dünyanın en iyi yatı ödülünü alan e, turkuaz yatın ee, kurucusu, patronu sahibiydi. Geçtiğimiz yakın bir süre önce e, yabancı bir firmaya sattı. Ama Türkiye'de yat sektörü, mega yat sektörü deyince ilk akla gelen isimdir. Ve Bernie Eccleston'a yaptığı yat sırasında... bizim Bernie Eccleston'ı... E, işte Mehmet Karabeyoğlu, ben, muhtarken falan filan... E, işte o zamanki federasyon başkanı Mümtaz Tayıncıoğlu falan... ne diyeyim, kafalayarak... E, Formula de Türkiye'ye gelmesini sağlamamızda çok önemli rolü vardır. Mehmet Karabeyoğlu konumuz. Türkiye'de hem yat sektörünü hem de Formula 1'in nasıl geldiğinin arkasındaki küçük anekdotları anlattı. Çok da güzel bir program oldu. Herkese tavsiye ediyoruz. Hem yatçılara hem otomobilcilere. Son olarak da Fatih Bey, Tek Bilim'de Erkcan Hoca. Evet, tek, tek Bilim'de de Erkcan var. Erkcan'la her... Erkcan Özcan var. Türkiye'deki önemli fizikçilerden bir tanesi. Yani hani beş önemli say desem birisi Erkcan'dır. Ve bunu anlatma konusu, fiziği basitleştirerek anlatma konusunda... ...bence muazzam bir yeteneğe sahip. Erkcan Özcan'la yarın Michio Kaku'nun o meşhur... Biz aslında yokuz e, şeklinde algılanan yani biz bir gerçeklik gerçek miyiz yoksa aslında bir halüsinasyon mu e, tüm evren ve tüm insanlık o soruya cevap arıyoruz e, yarın pa pardon pazar günü tek tek bilimde birlikte e, onu da herkese tavsiye ediyorum yarın seyredemezse pazar seyredemezse pazar dizi her zaman seyresinler müthiş güzel bir program oldu çünkü. Fatih Bey bunu da söyledikten sonra. O zaman programı noktaladım. Ben yaparken yorulmuyorum, anlatırken yoruluyorum bu programda. Çok enteresan bir şekilde. Değerli sponsorumuza ilk günden beri bizi ilk destekleyen ve Özgür Basın'a desteğini hiçbir zaman esirgemeyen iCrypex'e teşekkürlerimizle bugün de noktaladım. Haftaya canlı canlı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'nin kripto para borsası iCrypex, Fatih Altaylı yorumluyoruz sundu.